Olay, dün akşam saatlerinde Gölcük Merkez Mahallesi Donanma Caddesi 4. Sokak üzerindeki evde meydana geldi. Gölcük. Emekli uzman çavuş Nevzat Acar, boşanma aşamasındaki eşi Züleyha Acar ile çocukları 22 yaşındaki Nur Seda ve 26 yaşındaki Oğuz Can Acar'ı tabanca ile vurmasının ardından intihar etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ailenin oğlu Oğuz Can Acar olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan anne Züleyha Acar ve saldırgan Nevzat Acar ise kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan ailenin kızı Nur Seda Acar'ın tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği öğrenilirken, nişanlı olduğu ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi. Olay sonrasında Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, olayın ayrıntıları da ortaya çıkmaya başladı. Züleyha Acar'ın 2021 yılında şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi Nevzat Acar hakkında uzaklaştırma kararı aldığı, bu karar sonrasında Nevzat Acar'ın memleketi Zonguldak'a yerleştiği öğrenildi. Olaydan 2 gün önce Gölcük'e gelen Nevzat Acar'ın, bir süre evin önünde dolaştığı belirlendi. Olay günü evinin önünde çocuklarıyla oturan Züleyha Acar, Nevzat Acar'ı görmesinin ardından binanın en üst katındaki evine çıkarak polisi aradı. Bu sırada binaya giren Nevzat Acar, kendisini durdurmaya çalışan çocukları Oğuz Can Acar ve Nur Seda Acar'a defalarca ateş etti. Nur Seda ve Oğuz Can Acar kanlar içerisinde yerde kalırken, Nevzat Acar bina duvarına da ateş ederek en üst kata çıktı. Bu sırada telefonda polisle irtibatta olan Züleyha Acar'a ateş eden Nevzat Acar, kadını ağır yaraladıktan sonra bina girişindeki çocuklarının yanına dönerek intihar etti. Yapılan incelemede, Nevzat Acar'ın olayda 3 şarjör dolusu mermi ateşlediği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Kısa zekalar, kısa zekalar, kısa zekalar, kısa zekalar.